Berzat. İyi misin? Misafirlere ayıp oldu. Ne konuşuyordunuz? Kavga ettik. İtiraf edeyim, yani her şeyi ben planlamış olsaydım bu kadar iyi olmazdı. Tolga'nın gelişi falan. Herhalde Necat artık seni burada istemez. Gerçi senin için bir anlamda daha iyi oldu. Çünkü artık babam öğrenince ne olacak diye korkmana gerek yok. Suna, iyi misin? İyi olacak bir şey var mı sence Ayrı? Çok üzgünüm ya. Ben gidiyorum. Tamam, haklısın. Biraz fazla ileri gittik. Niye geldin Tolga? Bizi niye sevgili zannediyor? Ne? Sevgilini de al git dedi ya, niye? Ha, bilmem ki, sürekli beraber görüyor. Bir de şimdi şu anda yalan söyledik falan. Ondandır herhalde. Anladım. Ya da sen ona öyle söyledin. Bu sabah da bu yüzden beni eve çağırmıştın değil mi? Bu konuyu açmak için. Ama yapamadın. Tolga, evet söyledim ama çok geçerli bir sebebim var. Ben biliyorum o sebebi ya. Sen Necat'tan kurtulmak istiyorsun. Bu. Tolga, ben gerçekten çok özür dilerim. Ama en kısa zamanda bu yanlışı... Suna. Bak, benden özür dilemene gerek yok. Gerilmene de gerek yok. Ben her zaman senin yanındayım. Ve bu sahte sevgililik oyununu da senin için oynarım, tamam mı? Bak, sen benim için çok değerlisin. Anla artık bunu. Teşekkür ederim. Gitmem lazım. Kim söyleyeceksin Ayrı? Yok, bir şey söylemeyeceğim. Ama söylemeye kalksam söyleyecek çok şey var. Ne gibi? Sana hiç yakışmadı gibi mesela. Kayra görseydi çok üzülürdü gibi. Konuklara gerçekten çok ayıp oldu gibi. Ama söylemiyorum tabii. Söylemedin iyi oldu o zaman. Dahası da var. Niye bu kadar tepki? Yani aklıma hiç mantıklı bir sebep gelmiyor. Sanki Necat Bey gitti, yerine başka bir adam geldi gibi. Bir de benim tarafımdan bakmak ister misin? Kayra'nın olduğu yere sevgilisiyle geldi Suna. Kızım uyumamış olsaydı, görseydi ne olacaktı? Haklısın. Ya o adamın üzerine yürüdüğünü görseydi? Gerçekten çok kötü olurdu. Anlaşıldı, hayır, tamam. Bence bu işi fazla uzatmadan bir araya gelip barışmak gerek. Niye öyle bir şey yapayım ya? Çünkü Suna'ya değer veriyorsun. O adamla ilişkisi ciddileşebilir. O ne demek? Ya yakında yurt dışı görevine girecek. Suna'yı da yanında götürmek isteyebilir. Suna sana bir şey mi söyledi? Yok yok, kimse bir şey söylemedi. Olabilir diyorum sadece. Mesela. Günaydın Ayrı.
Tövbe tövbe. Aklımı aldın ya. Ne öyle sinsi sinsi geliyorsun? Bak dökülür senin yüzünden. Sen merak etme, ben hemen toparlarım. Çabuk çabuk akacak. Çekil çekil çekil. Sen iyi misin? İyiyim. Neden kötü olayım ki? Ne bileyim, dün olanlardan sonra pek bir neşelisin de böyle. Dün siz kavga etmediniz mi ya? Normalde senin şimdi kaçacak delik araman lazımdı. Tabii tabii ettik. Çok çok büyük bir kavga ettik. Necat çok kızdı bana. Dün ben bir şey mi kaçırdım acaba kavgadan sonra? Ha? Yok. Yani her şey gördüğün gibi, başka bir şey olmadı. Asıl sen pek bir yakışıklısın bugün. Sende bir şeyler var sanki. Ne var, ne oldu sana? Bir havan değişmiş. Yok ya o... Ya baba. Günaydın anneciğim. Günaydın balalım. Sabah neden yanınıza gelmedin? Babamla beraber kıyafet seçtik. Meyve suyu hazırlıyordum çünkü sana bir tane. Sen gel bakayım bana, o sarılmalar yetmedi bana. Biraz da öpücük 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 öpücük. Oh, mis gibi. Baba. Sen anneme günaydın öpücüğü verdin mi? Evet, annene günaydın öpücüğü verdim. Ama sen uykucu olduğun için bunları göremedin. Gel bakayım buraya sen. Hadi bakalım, şimdi kahvaltı zamanı, sonra da veli toplantımız var. Ben de giriyorum değil mi veli toplantısına? Güzeler de geliyor. Sevmiyorum. Ne sevmiyorsun Boncuk? Ha? Kayra geliyor. Herkes bize bakıyor. Öyle mi küçük hanım? O zaman sen de bana bak bakalım şimdi. Biz şimdi öğretmenin yanına gidiyoruz. Bakalım ne yaramazlıklar yapmışsın. Sen de doğru arkadaşların yanına usulsüz oyna. Anlaştık değil mi? Anlaştık. Valla. Nereye? Aile. Hadi gidelim, geç kaldık. Ne yapıyorsunuz bakalım? Sude Batı'yı öpmüş, Batı da zorla ağlamaya başlamış. Annesine şikayet etmiş Batı, Sude beni öptü demiş. Annesine niye şikayet ediyorsa? Necat, önce biz mi konuşsaydık? Konuşalım. Necat Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. Ne zamandır görmüyorduk sizi buralarda? Evet, işler biraz yoğundu bu ara. Aydın Hanım'ı sık sık görüyoruz. Ama ne güzel, bu sefer birlikte gelmişsiniz. Olanları duydunuz mu? Hayır, kötü bir şey mi oldu? Kızlardan bir tanesi bir oğlanı dudağından öpmüş. Yazık, o da ağlamış. Gidip annesine anlatmış. Annesi oğlum üzüldü ağladı diye ortalığı ayağa kaldırmış. İleride o kızları öpemiyor diye ağlayacak. Yani ne var bunda canım? Çocuklar sonuçta, kızın içinden gelmiş öpmüş. Hem öpmek sevgi göstergesidir değil mi? Necat Bey daha farklı düşünüyor galiba. Yani aslında... Necat Bey, Aylin Hanım. Buyurun, sizinle devam edelim. Ah, geliyoruz. Belki sonra bu sohbete devam eder misin? Tabii tabii. Görüşmek üzere. Kayra'dan çok memnunum. Son iki aydır inanılmaz bir değişim gösterdi. Çok güzel. Artık kimseyle kavga etmiyor. Arkadaşlarıyla gayet uyumlu. Kendiyle barışık. Dersleri de çok iyi. Yani Aylin Hanım, siz geldiğinizden beri Kayra gözle görülür bir aşama kaydetti. Sınıfta sık sık anne babasının aşkından bahsediyor. Artık sizin aşk hikayenizi biz de biliyoruz. Gerçi her şey ortada. Ne bay bay? Geçiniz. Görüşürüz. Benden sıkı çıkarmayın. Hadi koş. Yaramazlık yapmak yok. Evet, ne yapıyoruz şimdi? Ne yapalım şimdi? Yani ben şirkete gideceğim. Seni de bırakayım mı diye soruyorum. Senin işlerin var tabii. Doğru. Mahalleye bırak beni o zaman. Hadi tamam, gel.
komik değil mi ya? Kız gelmiş pat diye öpmüş çocuğu. Pardon bir dakika. Efendim Neşat Bey. Ayşe. Hande'nin hazırladığı yarı yıl raporunu bana bir okur musun? Hepsini mi okuyayım Neşat Bey? 7 sayfaydı diye hatırlıyorum ben. Evet evet okuman lazım. Benim zaten bunları bitirmiş olmam gerekiyordu. En azından şimdi yoldayken senden dinlerim, zamandan kazanmış olurum. Başlıyorum o zaman Neşat Bey. Başla. Ay ciddi değilsin herhalde, 7 sayfa diyor ya. Zamanı değerlendiriyorum, ne var? Zamanı değerlendiriyorsun. Bir şey mi dediniz Neşat Bey? Aa, yok, ailem bir şey söylüyordu da seni dinliyorum. Başla. Kayra Göz 2019 yarı yıl raporu. Hazırlayan Hande Eymen. Ayşe'cim, ben seni arayayım, birazdan devam edelim, tamam mı? Şimdi kapatıyorum. Evet, buyurun. Dünle ilgili konuşacaktık, değil mi? Hı, evet. Bu Tolga meselesine çok büyük tepki verdim. Biliyorum ama sebep Kayra. Bunu biliyorsun değil mi? Biliyorum canım. Ben özür dilerim. Zaten benim dişim de gelişti. Ben asla çağırmadım. Bak. Suna ve Aylin olarak iki ayrı hayat yaşamak zorundasın. Bunu biliyorum. Hiç kolay değil. Sana saygı duyuyorum. En başta nasıl konuştuysak öyle devam edelim. Kayra'ya odaklanalım sadece. Kalan zamanı en iyi şekilde geçirelim. Bu süreçte özel hayatına saygı duyacağıma sana söz veriyorum. Tamam. Peki. Ha, bu kadar mı? Evet. Tabii ki bir şey daha var. Bugün Melih'in toplantısına geldin ya. Kayra çok mutlu oldu. Sağ ol Suna. Hı. Bir şeye yetişmem lazım. Biraz acelem var. Peki. Hayret bir şey ya. Hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Yemekte başka kimler olacak? Yemekte Hande ablam var. Serkan abim var. Bir de annenin çok özel bir arkadaşı var. Kimmiş o özel arkadaşın anneciğim? Hiç de öyle özel biri değil Kayracığım. Babana bağırtıyor. Aa, olur mu öyle şey annesi? O arkadaş senin için çok özel, çok önemli değil mi? Değil. Öyle öyle. Benim uykum geldi. Ben uyuyacağım. Tamam hadi bakalım. Hadi. İyi geceler. İyi geceler. Geceler. Hadi bakalım öpücük. Ben bir mumyayım. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Siz daha önce hiç filmlerdeki gibi öpüştünüz mü? Ne? Hayır. Hayır tabii ki. Balırım. Hiç mi? Balım nereden çıktı şimdi bu? Ya, okulda duydum. Anneler babalar öpüşürmüş. Ama çocukların görmediği yerlerde. Sizin öpüştüğünüzü biliyorum. Nereden biliyormuşsun bakalım? Anne ve baba öpüşmezse çocuk olmazmış. Ben olduğuma göre siz öpüştünüz. Kayra. Hı. Hadi uyu bakalım. Tamam tamam. İyi geceler. Necat. Hı. Bu akşamki yemeğe gitmesek mi? İptal edelim. Nereden çıktı şimdi bu? Yani ne gerek var ki? Ben Tolga'yla konuşur hallederim. Olmaz. İçimden geldi ya. Hep birlikte oturup konuşuruz. Peki. Sen niye geldin ki zaten? Tolga getirseydi seni mekana. Kayra için geldim. Ha, iyi tamam. Hadi gidelim. İyi eğlenceler. Hadi çıkıyoruz biz. Bir şey olursa ararsın beni. Tamam. Seninki sürpriz yapmış.
İyi geceler. İyi geceler Tuğba. Ne işin var burada? İşte yemekten önce hep beraber laflarız diye geldim. Ama Kayra görmesin diye böyle etrafta turluyordum. Ne habersiniz? Sağ ol. İyi yapmışsın, hoş geldin. Hoş bulduk. Tolga dün ikimiz de hatalıydık. Evet, ikimiz de sinirlerimize hakim olamadık diyelim. Aynen öyle. Aslında bir daha ben bu eve gelmezdim ama galiba barışmak için bir sebebimiz var. Suna ikimiz için de çok değerli, öyle değil mi? Kesinlikle. O zaman ateşkes diyelim mi? Diyelim bakalım. İyi miyiz? Bence iyiyiz. İyiysek gidelim o zaman. İyi, hadi gidelim. Gidelim. Gel şuna. Hayatım, geldim o kadar arabayla. Yalnız mı göndereceksin beni? Hadi sevgilim, gel. O zaman ben... Tabii tabii. Alışkanlık işte. Bakın keyfinize, mekanda görüşürüz. Ya bir şey diyeceğim, Suna var ya, küçükken mahalledeki erkek çocuklarının hakkından gelirdi. Yani onu sinirlendirmeye gelmezdi. Herkes korkardı ondan. Suna gözünü kararttı mı ondan korkacaksın bir kere. Otelde çalışırken adama sinirlendiği için üzerine içki döküp saldırmıştı, değil mi? Ben hatırlamıyorum. Öyle bir şey mi anlattım sana? Hı-hı. Sanki benim başıma gelmiş gibi çok net hatırlıyorum. Vallahi bir şey değil mi? Ben inanırım. Demek hala sinirlisin ha? Bak bunu öğrendiğim iyi oldu. Ben de sana ona göre davranayım ha, Suna. Ya bu daha bir örnek Tolgacığım. Ben sana Suna reçetesi vereceğim. Nedir? Suna nasıl davranır? Suna neleri sevmez, nelere hoşlanır? Ne zaman Suna'dan uzak durmak lazım? Hepsi bende. Sana bilahare anlatacağım. Bak o reçete işime yarayabilir ha. Ben senden alayım onu. Necat, iyi misin? Bu akşam iyi ki bir araya geldik. Ben kadehimi bu geceye ve sizin mutluluğunuza kaldırıyorum. Birbirimizi daha yakından tanıdık. O yüzden umarım çok güzel ve yepyeni bir başlangıç olur hepimiz için. Ya Necat, bir şey diyeyim mi? Bizim kötü anlaşmamız mümkün değil zaten. Ben sana daha önce de söyledim. Suna... İkimiz için de çok değerli. Kesinlikle. Ha şöyle bir fark var. Ben daha şanslıyım. Doğru, doğru. Bana lavaboya kadar eşlik eder misin? Olur. Tabii ki. Tatlı çift. Ya ne demezsin? Tolga, ne yapıyorsun? Ne bu tavırlar ya? Suna, bir oyun oynuyoruz. Ben de hakkını vermeye çalışıyorum. Ne oldu? Rahatsız mı oldun yoksa? Evet, çünkü çok abarttın. Bu kadarına gerek yok. Tamam. İleri gittiysem kusura bakma. Neyse. Uzatmayalım bu geceyi, olur mu? Zaten diken üstündeyim. Bir an önce gidelim. Tamam. İstediğim en son şey seni üzmek, biliyorsun. O yüzden sen nasıl istersen öyle olsun. Sağ ol. Ne oldu? Tamam, ikna oldum. Suna'yla alakan yok, Tolga'dan da kıskanmıyorsun. İşte bu. Bir daha da emin olmadan böyle saçma sapan iddialarda bulunmazsın birader. Necat'cığım, kinaye yapıyorum. Bal gibi de kıskanıyorsun Suna'yı ve ilgini saklayamıyorsun. Oğlum ne diyorsun, saçma sapan konuşma, hadi git ya. Bak, sana gerçekten inanırdım. Bu akşam Necat gibi davranabilseydin. Ama bildiğin önümde oyun oynuyorsun ve bunu beceremediğin için kendine ele veriyorsun.
Yine yanılıyorsun ve beni gerçekten sinirlendiriyorsun. Bana sinirlenmeyi bile oynayamıyorsun. Kime sinirlendiğini ikimiz de iyi biliyoruz. Bence bu yemeği hemen bitirelim. Çünkü Tolga geldikten sonra kavga çıkarsa hiç halim yok ikinizi ayırmaya. Haberin olsun. Necat, yemek için çok sağ ol. Bizim artık kaçmamız lazım. Süper. Selam. Hoş geldin anne. Hoş bulduk. Senden umudu kesmiştik. Trafik vardı, o yüzden geciktim. Eğlenceyi kaçırmadım umarım. Yok, ama ben senin geleceğini bilmiyordum. Biz de tam kalkıyorduk. Aşk olsun Aylin. Ya buranın çok güzel bir gece kulübü var. Burayı o yüzden seçtiğini sanmıştım. O kadar hazırlandım. Heh. Yok ama sanırım işte Necatlar kalacaklar. O yüzden sen istersen onlarla takıl. Çünkü bizim gitmemiz lazım. Bırakmam. Israr ediyorum. Öyle mi? Madem ısrar ediyorsun. Necat, biz eve gitmeyelim mi abi? Ya sen gece dışarı çıkıyorsun. Bu saatte eve gitmek istiyorsun, öyle mi? Sana yakışır mı? Ayrıca eğleniyoruz ya. Bırak keyfimize bakalım. O zaman hep birlikte gidiyoruz.